Tekrar merhabalar. Spor Gecesi ile karşınızdayız. Bu akşam UEFA Avrupa Ligi gecesi. Beşiktaş Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Malmö'ye 1-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Akhisarspor da Standard Liège'de golsüz berabere kalarak Avrupa Ligi'ndeki gruplarda tek puanını bu maçla elde etti ve kupaya veda etti. Şu sıralarda devam eden Spartak Tırnava Fenerbahçe maçında ise golsüz eşitlik bulunuyor. Sarı lacivertli temsilcimiz daha önce almış olduğu sonuçlarla gruptan çıkmayı garantilemişti. Süper Lig'de devam edelim sevgili izleyenler. Süper Lig'in 16. haftasını yönetecek hakemler açıklandı. Yarın oynanacak Göztepe Bursaspor maçını Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Süper Lig'in 16. haftasını yönetecek hakemler şöyle: Göztepe Bursaspor, Mustafa Öğretmenoğlu, Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor, Cüneyt Çakır, Demir Grup Sivasspor, MK Ankaragücü, Volkan Bayarslan, Atiker Konyaspor, Kasımpaşa, Bülent Yıldırım, Medipol Başakşehir, Galatasaray, Ümit Öztürk, Evkur Yeni Malatyaspor, Antalyaspor, Mete Kalkavan, Kayserispor, Akhisarspor, Suat Arslanboğa, Beşiktaş Trabzonspor, Halil Umut Meler, Fenerbahçe Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fırat Aydınus. Bursaspor yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Yeşil Beyazlılar geçtiğimiz hafta Antalyaspor karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyeti unutturmak için mücadele edecek. Bornova Stadında saat 20.30'da başlayacak mücadelede Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Bursaspor Süper Lig'in 16. haftasının açılış maçında Göztepe'ye konuk olacak. Akhisarspor ve Erzurumspor galibiyetleriyle çıkışa geçen, ancak geçtiğimiz hafta evinde Antalyaspor önünde aldığı 2-0'lık mağlubiyetle camiaya şok yaşatan Yeşil Beyazlılar, İzmir'den galibiyetle dönerek Antalyaspor mağlubiyetini unutturmak istiyor. Samet Aybaba'nın talimatı üzerine Vakıfköy'e gönderilerek İzmir kafilesine dahil edilmeyen Burak ve Ramazan maç kadrosunda yer almıyor. Aybaba'nın Göztepe karşısında sahaya nasıl bir 11 süreceği merak edilirken defansta kime şans vereceği ise maç saatinde belli olacak. Cezasını tamamlayan Aytaç Kara'nın bu karşılaşmada orta sahada yerini alması beklenirken Aybaba'nın sağ kanatta ve forvet arkasında değişiklik yapılabileceği konuşuluyor. Kemal Özdeş yönetiminde ilk maçına çıkacak Göztepe'de ise 6 eksik futbolcu bulunuyor. Kart cezalısı Kadu'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Tare, Hakan Çinemre, Deniz Kada, Aksel Engando ve Kerem Atakan Keskin Bursaspor karşısında forma giyemeyecek. İki ekip zorlu mücadeleyle birlikte ligde 35. kez karşı karşıya gelecek. Timsah, daha önce oynanan 34 maçta 14 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı. İki takım arasında geçen sezonun ikinci yarısında oynanan en son maçta Yeşil Beyazlılar deplasmanda rakibine 2-1 mağlup olmuştu. Bursaspor Teknik Direktörü Aybaba da kariyerinde bugüne kadar Göztepe'ye 7 kez rakip oldu. Tecrübeli çalıştırıcı bu maçlarda 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Öte yandan bu karşılaşmada dikkat çeken bir özellik ise Göztepe'nin savunma oyuncusu Çiçi ile Bursaspor'un golcüsü Umut Nayır arasında olacak. İki isim zorlu mücadelede eski takımlarına karşı rakip olacak. Bornova Stadında saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Mustafa Öğretmenoğlu görev alacak. Bursaspor ve Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği işbirliği neticesinde geçtiğimiz hafta oynanan Bursaspor-Antalyaspor maçında stada çok sayıda kaçak giriş yaptırdığı tespit edilen bir kişi yakalandı. Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Bursaspor-Antalyaspor maçı öncesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği çalışma neticesinde stadyuma çok sayıda kaçak giriş yaptırdığı belirlenen bir şahıs yakalandı. Bursaspor Kulübü tarafından yakalanan şahıs hakkında hukuki sürecin başlatıldığı bildirildi. Başkan Ali Ayda, emniyet teşkilatı ile birlikte güzel bir işbirliği gerçekleştirdik. Başta Emniyet Müdürümüz Osman Ak ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Antalya maçında stadyum içinde ve çevresinde çok etkili bir biçimde önlem ve kontroller gerçekleştirildi. Stada kombine ve biletle giriş yapan binlerce taraftarımızın haksızlığa uğramaması adına kaçak olarak girişe teşebbüs edenler artık bunun bilincine varmalı ifadelerini kullandı. Bir not aktaralım sevgili izleyenler. Bursaspor Divan Kurulu 25 Aralık Salı günü toplanıyor. Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç yaptığı açıklamada toplantının Büyükşehir Belediye Stadı toplantı salonunda yapılacağını bildirdi.
Fenerbahçe cephesine geçiyoruz. Fenerbahçe'den beklenen açıklama geldi. Sarı lacivertli ekip kötü gidişatın ardından yollarını ayırdığı teknik direktör Filip Koku'nun sözleşmesinin resmi olarak feshedildiğini duyurdu. Fenerbahçe'nin Ersun Yanal'ı kısa süre içerisinde duyurması bekleniyor. Fenerbahçe Kulübü Hollandalı teknik direktör Filip Koku ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erildiğini bildirdi. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada teknik direktör Filip Koku ile olan sözleşmemiz tarafların anlayış ve hoşgörüsü çerçevesinde karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir. Süreçteki işbirliği ve olumlu tutumu sebebiyle kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz ifadeleri yer aldı. Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MK Ankara Gücü'ne karşı alınan 3-1'lik yenilginin ardından Hollandalı teknik adamın görevine son verildiğini duyurmuştu. İstediğiniz hareketi yapabiliyorsunuz. O günden sonra maçlara Koku'nun yardımcılığını yapan Erwin Koeman yönetiminde çıkan Sarı Lacivertli ekibin yaşanan bu gelişmenin ardından en kısa sürede Ersun Yanal'ı duyurması bekleniyor. PFDK'ya sevk edilen isimlerin cezaları belli oldu. Bursasporlu Lima ihtar cezası alırken Süper Lig'den 6 kulüp para ve bloke cezası aldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu cezaları açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Antalyaspor maçında hakem Fırat Aydın Usta tartışan, ardından da sosyal medyadan bir yazı yayınlayan Lima, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. İhtar cezası verilen Lima için kurulun yaptığı açıklamada, Lima'nın sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren ihtar cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir ifadelerine yer verildi. Öte yandan kurul, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye para, Trabzonspor, Atiker Konyaspor, Büyükşehir Belediye, Erzurumspor ve Evkuryeni Malatyaspor taraftarlarının biletlerine bloke cezası verdi. Bu sezon uygulanmaya başlanan video hakem sisteminin 15 haftalık raporu belli oldu. Toplamda 789 pozisyonun incelendiği sistemle birlikte 58 kritik karar düzeltildi. Spor Toto Süper Lig'de bu sezon uygulanmaya başlanan video yardımcı hakem sistemi kullanılmaya başlandığı günden bu yana birçok tartışmaya sebep olmuştu. VAR kararlarından takımların birçoğu olumlu etkilenirken birçoğu da olumsuz etkilendi. Bu doğrultuda ligde geçen 15 hafta içerisinde VAR sisteminin raporu açıklandı. Toplamda 789 pozisyonun incelendiği VAR'da 25 gol, 23 penaltı ve 10 kırmızı kart olmak üzere toplamda 58 karar düzeltildi. VAR sisteminin gelişiyle birlikte geçen sezonu oranla kırmızı kartlarda %17.8, sarı kartlarda %7.3 ve faullerde de %5.4 oranında azalma olduğu tespit edildi. Ortalama 2.33 maçta bir karar değişikliği yaşanırken inceleme süreleri de 1 dakika 33 saniye olarak çıktı. 135 Süper Lig maçında %99.77 VAR sistemi devrede olurken topun oyunda kalma süresi geçen sezona oranla 16 saniye arttı. ...15 haftası geride kalan Süper Lig'de seyirci ortalaması geçen sezona oranla %10 artış gösterdi. Bu sezon ortalama seyirci sayısı 13.889 olarak tespit edilirken futbol severler en çok 14. en az da 11. haftada takımlarına destek verdi. Düdükle birlikte 90 dakika başlıyor. Süper Toto Süper Lig Lefter Küçük Andonya diz sezonunda 15 hafta geride kaldı. 17. hafta maçlarıyla ilk yarıya nokta konulacak ligde 15 haftalık seyirci ortalamaları da belli oldu. Geçen sezonu oranla %10'luk bir artış gösteren sayı ortalama 13.889 olarak çıktı. 2017-2018 sezonunun ilk 15 haftasında ortalama seyirci sayısı 13.329'du. Bu yıl en fazla seyirci ortalaması 15.851 kişiyle 14. haftada yaşandı. En az seyirci ortalaması ise 11. haftada 12.541 kişiyle çıktı. Spor turuyla devam ediyoruz.
Antalyaspor basın sözcüsü Murat Sül'ün, Bursaspor'la deplasmanda oynanan ve 2-0 kazanılan maçın ligin zirvesine tutunmak adına önemli bir galibiyet olduğunu ifade etti. Sül'ün, karakterli futbolcularla dersini iyi çalışan teknik ekibin kendisine inanan yönetimi ve taraftarıyla neler yapabileceğini Türkiye'ye göstermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Malatyaspor karşılaşmasında da aynı görüntüyü verip en kötü ihtimalle puansız dönmeyeceğimize inanıyoruz dedi. Barcelona'nın İspanyol futbolcusu Pique, İspanya'da bölgesel ligde mücadele veren Andorra Futbol Kulübü'nü satın almak için müzakerelere başladı. Andorra basınında yer alan Pique'nin Andorra Kulübü'nü aldığı yönündeki haberlerden sonra yazılı bir açıklama yapan Andorra Futbol Kulübü, farklı yatırım gruplarıyla müzakereler yürütüldüğünü ancak şimdilik sonuçlanmış bir müzakerenin bulunmadığını bildirdi. 31 yaşındaki Pique'nin eski Barcelonalı futbolculardan Gabriel Garcia ve Albert Jorquera'yı Andorra Futbol Kulübü'nün teknik sorumlusu yapacağı öne sürüldü. İspanya Futbol Federasyonu'yla Andorra Futbol Federasyonu arasındaki anlaşma gereği İspanya liglerinde mücadele edebiliyor. Bayern Münih'in Alman futbolcusu Thomas Müller, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ta oynadıkları maçta Arjantinli rakibi Nicolas Tagliafico'ya yaptığı faulden dolayı özür diledi. Müller, faulü kasıtlı yapmadığını belirterek, "Bu yolla yaşanan olaydan ötürü Nicolas'tan özür dilemek istiyorum. Kasıtlı değildi. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. Bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.